Merhaba. Bugünlere bir anda gelinmedi. Tek seçimle veya tek olayla da olmacı bu. Erdoğan o günkü müesses nizamın kendini yok etmek için her şeyi yapabileceğini görüp buna uyanınca aynı zırhı giyip önce iktidar ortaklarını bitirdi ardından kendine çektirenleri hizaya soktu. Bülent Arınç ve benzerlerinin Erdoğan bir yıl daha devam etsin. Seçimi erteleyelim anayasalar kutsal metinler değil çıkışında da bu saklı. Kaybedersek öncekinden beter üstümüzden geçerler. Bugünlerin kodları 2007 ve 2008'de saklıdır. O günlerde çok azımızın uyandığı sert müdahaleler yaşandı. Önce ayak oyunlarıyla AKP'li Cumhurbaşkanı seçtirmediler. Başaramayınca ertesi yıl partiyi kapatma davası açtılar. Yargı gücüyle, asker gücüyle, medya gücüyle bastırdılar. Parlamento'yu kilitlediler. Olmadı. Bilakis maksatlarının aksiyle tokat yediler. Gevşemiş AKP oyları güçlendi. İki kişiden biri oy verir oldu. Operasyonlar ters tepince AKP ve cemaati bitirme planı yaptılar. Yarım kaldı. Şimdi sebepler tükenince depremden medet umulması bundan. Bileğini bükemedikleri iktidardan doğanın gücüyle kurtulmak istiyorlar. Hoş bu beklentilerinde haksız da sayılmazlar. Türkiye, Rus işgali altındaki Ukrayna'nın bir yılda yaşadığını bir gecede yaşadı. Hatta Ukrayna'dan çok daha fazla insan kaybı var. 14 milyon nüfusun yaşadığı geniş coğrafyada Rusya'nın bombaladığı Ukrayna şehirlerinden farksız bir yıkım söz konusu. Savaşın Ukrayna'ya maliyeti neyse depremin Türkiye'ye maliyeti de aşağı yukarı o kadar. Orada da milyonlar yurdunu yuvasını terk etti, göçtü, burada da. Türkiye bir deprem ülkesi. 1999 Marmara depreminden önce devlet var ve müdahale gücü de mevcut zannediliyordu, olmadığı görüldü. Bugün öyle değil. Devletin çoktan çöktüğü, hareket ve müdahale kabiliyetinin kalmadığı biliniyordu. Devletin bilim insanlarının birkaç yıl içinde gerçekleşmesine %80 ihtimal verdiği İstanbul depremi için yapabileceği bir şey yok. Bu da biliniyor. Sistem ve ülke fiziki olarak çöktükten sonra Muazzam bir sıfırdan inşa dönemi geliyor. Herkese iş düşecek. Asrın felaketi bir kez daha gösterdi ki devlet kapasitesi yokmuş. Ulusal kurtuluş savaşınızın üzerinden bir asırdan uzun zaman geçecek. O arada hiç savaş yaşamayacaksınız. Girmediğiniz 2. Dünya Savaşı'nın yıktığı onca devlet bugün süper güç olarak parmakla gösterilirken gelişmiş dünyanın terk ettiği betonarme bina yapımında ısrar edecek, inşa eden hırsızları denetlemeyecek, yıkıldı yıkılacak yapılara imar affı getireceksiniz. İlk afette çökünce de insanınızla birlikte lozların altında kalacaksınız. Aynı devlet şimdi can havliyle hafriyatı kaldırmaya, kolektif suçunun üzerine yeni betonlar dökmeye hazırlanıyor. Seçim olsun olmasın, sonuç nasıl çıkarsa çıksın, iktidara kim gelirse gelsin tablo daha da vahimleşecek. Cari açık, döviz, enflasyon tutulamayacak. İktidarın seçimi ertelemeyi denemesi boşuna değildi. Ertelediği seçimi kazanması da pek olanaklı değil. Şuursuzca zaman kazanmaya çalışıyor. Debelendikçe batıyor, ülkeyi ve içindekileri arkasından sürüklüyor. 6 Şubat'tan önceki tüm analizler çöptür. Hikaye baştan yazılacak. Seçimse artık ne amaçtır ne de sonuç.